gelmedin mi daha? Oo, çok çok su bu ya. Borusu mu sıkıştı acaba? Ay ay, aferin Hacer ya, aferin sana. Yamuk yepyeni bileziği. Borusu da sıkışmamış ama. Aa, çalıştın mı yoksa? Kan bozulacak zamanı buldun. İşin yoksa şimdi Hilmi ustayı ara. Alo, Hilmi Usta. Buyur. Benim bu makine var ya, yine takıldı ya. Bunun dilinden sen anlarsın ancak. Ay, atmaya da kıyamıyorum. Şuna bir baktırıversen. Tamam. Senin Cevat oralarda mı? Poğaça aldırmaya gönderdim onu. Ay, sen gelsen daha iyi olur ama. Boynuz kulağa geçti Hacer Hanım. Cevat yarım saate kadar sendedir, merak etme. Ha, tamam tamam, iyi o zaman. Biliyorsun para sorun değil. Kurutmalısını da alırım da rahmetli annemden yadigar. Hadi kapıyorum ben, geç kalmasın ama, tamam mı? İyi günler. Hey. Aferin sana, aferin Hacer ya. İş açtın başına yine ya. Of of of. Annem babam beni çok sıkıştırıyor Cevat. Daha ne kadar gezeceksiniz? Komşular dedikodu yapmaya başladı diyorlar. Ben de Hilmi babamın atölyesinde kalmaktan sıkıldım. Artık evimde uyanmak istiyorum. Ama hala bankadaki paramızın eksiği var evi tutmak için. Bugün öğleden sonra ev bakmaya götüreceğim seni dedim. Bak annem babam nikah yapsın yeter. Düğüne gerek yok dedi. İş ev tutmaya kaldı sadece, biliyorsun. Biliyorum bir tanem, bulacağız. E kirası pahalı. Bir de çok peşinat istiyor. O kadar birikmişimiz olsa. Hem kirada hem peşinatta indirim yaptırmam lazım. Allah büyüktür. Canım. Canım. Ustam, sıcak poğaçalarımız da geldi. Çok dakiksin oğlum. Ben de şekerleri atıyordum zaten. Şimdi Hacer Hanım aradı. Makinesi su koyvermiş yine. Git bak bari. Ya, o kadar durumu iyi. Hala külüstür makineyi kullanıyor ya. Ne diyelim, biz görevimizi yapalım. Tamam ustam, şimdi çıkarım ben hemen. Ha, Ayşe ile bugün öğleden sonra ev bakmaya çıkacağız. Sorun olmaz değil mi? Ne sorun olacak oğlum? Yıllardır bugün için beklemedin mi? Tabii ki bakacaksın. Ben idare ederim. Cevat, çekmecenin içinde hazırladığım 10.000 lira para var. Bu parayı malzemeciye götür de şu bizim senedi geri al. Tamam usta, hallederim. Oradan da Hacer Hanım'a geçerim. Allah yardımcımız olsun artık. Amin. Ay, bu da lıkır lıkır içiyor anam suyu. Ay, Cevat geldi. Bu sefer sağlam yapsa bari. Hoş geldin Cevat. Hoş bulduk abla. Banyo ıslak, giy şunları. Bu sefer sağlam yap bari. Bir dikiş tutturamadı gitti şu alet. Hallederiz abla. Bir şey tıkanmıştır yine tahliye borusuna. E ama artık değiştirmek lazım biliyorsun. Geç geç. Nesi var hastamızın? Nesi olacak? Öksürüyor. Anladım, anladım. Yine aynı dert galiba abla. Sıkmıyor mu? Sıkmıyor, sıkmıyor. Abla, ben sana kaçıncıya söylüyorum. Değiştir artık şunu ya. Ay, ben de değiştirmek istiyorum ama annemin hatırası, vasiyeti var. Hadi sen bak işine. Tövbe tövbe. Sana ne benim ne yapacağımdan? Sen işine bak. Sabah sabah nasıl da moralimi bozdu, görüyor musun? Ay, dökmüştüm değil mi ya? Ben balkondakileri sulayayım.
Oğlum burada işin uzun senin. Hadi bismillah. Motoru da gitmiş bunun. Örtüsünü de kirletmeyeyim şimdi. Hacer abla, ben işimi bitirdim. Banyoyu biraz dağınık bıraktım ama. Tamam, geliyorum. Paranı vereceğim. Ne kadar tuttu? Abla sen yabancı değilsin. 160 versen yeter. Aa, 160'a yeni makine alırım ayol. Hacer abla, bir daha bozulursa sen zaten en iyisi yenisini al. Tamir edeyim derken dünya pislik oldu zaten. Canım sen orasını düşünme. Yarın temizlikçi kadın gelecek, siler zaten. Nişanı yaptın. Düğün ne zaman? Ayşe kızımızı üzme ha. Sen biraz dik kafalısın, dik. Sağ olsun. Ayşe'nin ailesi de düğüne gerek yok. Nikah yapın yeter diyor. Hmm. Ev tutmak için de biraz para biriktiriyorum zaten. Bugün eve bakacağız. Bizim kiracı 15 güne çıkacak. Vereyim kiraya sana. Gücün yeter mi? Abla ya, gücüm yeter mi oraya benim? Senin ev lüks. Biz başımızı sokacak bir ev tutalım yeter. Kısmet artık. Hadi iyi günler. Eline sağlık. Başını sokacak ev istiyormuş. Elin kızı da tavuktu sanki. Kandırdı gül gibi kızı. Hilmi Usta'nın dükkanında ekmek elden, su gölden yatmaya benzemez bu işler. Karın tuz der, sen buz kesersin. Hey gidi hey. Ay yaktım yemeği, yaktım, yaktım. Ta ne zaman koymuştum ben? Ay yaktım yemeği, yaktım ya. Ay. Bak şimdi, bıraktık ortaya bileziği, almamıştır inşallah. Bu çocuğu gözüm tutmadı gitti yıllardır. İştahlı iştahlı da nasıl bakıyordu bileziğe? Nereye koydu acaba? Burada yok, Allah Allah. Buraya da koymamış. Arkaya düşmesin. Ay çekilmiyor da. Yok, buraya da düşmemiş. Gördün mü sen yaptığını? Tabii ya, ben bilmem mi? Ay götürdü bileziği, ben anlamıştım. Düşmesin arkaya. Yok anam, yok. Gitti bilezik, gitti. Nerede senin çırak ha? Bana bak, o Cevat hırsız mıdır nedir? Çabuk benim bileziğimi getirsin. Hacer Hanım, bir dakika. Ne dakikası ya? Çabuk bana bileziğimi getirsin çırağım. Gözümle gördüm, bileziğimi resmen çaldı. Allah Allah. Yıllardır yanımda çalışıyor. Asla böyle bir şey yapmaz o. Bileziğimi getirecek, onu buradan kovacaksın. Ve bir daha da çalıştırmayacaksın, tamam mı? Ama bakın. Nerede o şimdi? Hacer Hanım, lütfen. Tabii ya. Aldı bileziği, kaçtı. Hacer Hanım. Kocam gelmeden bu iş çözülecek. Ben gidiyorum şimdi. Sürüm sürüm süründüreceğim. Onun gözü göz değildi zaten. Çıkarsın getirsin. Polise vereceğim onu. Nasıl bir cesarettir bu ya? Onu bir daha bu mahallede istemiyorum. Bak görürsün. Ayşe'nin ailesine de durumu anlatacağım. Evlenmesinler. İstemiyorum.
Tamam Hacer Hanım, ben gereğini yapacağım. Polisi karıştırmayın, hemen de hüküm vermeyin. Sabah parayı verdi, senedi de vermedi. Yoksa... Sakın yanlış yapma Cevat. Nerede kaldı bu çocuk ya? Parayı da altını da alıp gitmesin o çocuk ya. Ustam, makineyi hallettim. Bir şey mi oldu usta? Bu halin ne? Bunu nasıl yaparsın ya? Aklım almıyor. Hacer Hanım geldi şimdi. Gene memnun kalmamış mı işten? E gider bakarım usta. Ne makinesi Cevat? Hacer Hanım'ın bileziğini çalmışsın. Bileziğini istiyor hemen. Gözümle gördüm diyor. Bu arada senet nerede? Baba. Senedin burada baba. Ben çalmadım baba. Allah. Ah be Hilmi, ne yaptım ben? Ahmet amca. Bu anahtarı ustama verirsin. Hayırdır oğlum? Nereye böyle elinde çanta? Bir yakınımı görmeye gidiyorum. Hastaymış da. Hadi Allah'a emanet ol. Allah Allah. Benim bildiğim bu çocuğun bir tanıdığı yoktu ki. Nereye gitti? Allah Allah. Ahmet usta. Hayırdır? Hilmi usta. Senin çırak gitti, bu anahtarı da sana vermemi söyledi. Nereye gitti?
Ne bileyim, bir tanıdığı hastaymış. Onu ziyarete gitti. Ben de seni çaya çağıracaktım. Daha sonra gelirim usta. Tamam. Yıllardır bana babalık yaptın. Sesini yükseltip bir kez bile bana bağırmadın. Elini kaldırıp vurmadın. Evinize evladınız gibi girip çıktım. Barınacak yer verdin. Şimdiye kadar bir yanlışıma şahit oldun mu Hilmi baba? Bu parayı düğün yapmak ve Ayşe ile yeni evimizi kiralamak için biriktiriyordum. Senin yanında kazandım bu parayı. Zarfın içindekiler bana helal değil artık. Nişanlım Ayşe'nin yüzüne de bakalım. Beni affetsin. Bıraktığın para bileziği fazlasıyla karşılar. Ama onurumu, gururumu bana geri getirmeye yetmez. Şimdiye kadar benim için yaptıklarından dolayı Allah senden razı olsun. Oğlun olamayan Cevat. Köpüklü yaptım. Ellerine sağlık hanım. Ay söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama gördün mü? Hilmi usta geldi. Yok bu çocuk yapmaz. Yok elimde büyüdü. Neler söyledi? Ne oldu? Sanki kendi kanından. Bir de bana hasta diyorsun. Ayol bana denk geliyor, bana. Ah, ah, ah. Allah'ım yarabbim. Bir şey desene Ali Bey. Banyodan bileziği resmen çaldı diyorum ya. Gözümle gördüm. Adam olsaydı... Giderdik düğününe de iki tane birden bilezik takardık, değil mi? Hilmi usta akşam üzeri tekrar gelmedi. Bilezik parasını daha fazlasını bırakmadı. Uzatmana gerek yok artık. Hem çocuk düğünü için biriktirdiği bütün parayı ustasının önüne koymuş. Bilezik bir yerden çıkar ama günah olur. Hakkını ödeyemeyiz. Tamam artık, kapat bu konuyu. Neden kapatacakmışım? Hı? Neden kapatacakmışım? Böylelerine cezasını vereceksin ki bak bakalım bir daha yapıyor mu? Ay biz de salaktık sanki. Sattı tabii bileziği, sonra anlaşılınca getirip parayı yerine koydu. Yok yok, ben yarın sabah erkenden kalkıp polise gideceğim. Saçmalıyorsun, farkında mısın? Ne biliyorsan onu yap. Yatıyorum ben, sabah erken kalkacağım. Kahveni içseydin. Aa, aman ne dedim ki ben şimdi? Her şeyde sinirleniyor. Kahvesini içeyim de bari ziyan olmasın. Elime de sağlık. Oh. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Cevat neden açmıyorsun telefonunu? Hani bugün ev bakmaya gidecektik? Dükkanda da yoksun. Hilmi usta da yok. Ah be Cevat, telefonunu neden açmıyorsun? Çok korkuyorum sana bir şey oldu diye.
Selamünaleyküm Hilmi baba. Aleykümselam kızım. Hilmi baba, Cevat'a ulaşamıyorum. Cevat... Neden konuşmuyorsun Hilmi baba? Bir şey mi oldu Cevat'a? Bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Bana söylemiyorsun. Hilmi baba. Hilmi baba. Günaydın. Hayırlı işler. Günaydın. Hilmi usta sen misin? Benim, evet, buyurun. Cevat Topuz sizin yanınızda mı çalışıyor? Burada çalışıyor, evet. Fatma! Fatma! Bunun da kulakları duymaz. Evet, duyuyorum Hacer Hanım, söyle. Şu banyoyu iyice bir sil sağını solunu. Tamam Hacer Hanım. Elime sağlık. Olmuş. Gelir şimdi dırdırdır. Sonra da işler bitmiyor diye mızmızlanacak. Aman aman, iyi başlamışsın. Önce bir kapıları sileyim dedim. Bak, buralar leke leke. İyi sil buraları, tamam mı? Hı hı. Hilmi Usta'nın çırağı geldi ya, ellemiştir buraları. Ay, şuraya bıraktığın bileziğimi çaldı. Hayır, gözlerimle gördüm bileziği aldığını. Gördün mü edepsizi? Ama akşama ustasına, dakikasına getirttim parasını. Neyse, sen dip kıyı temizle burayı, tamam mı? Tamam. Bana bak, bu makineyi de çek, altı kim bilir ne olmuştur, tamam mı? Peki. Hı. Ay, yine bugün formunda bu. Bakın memur bey, dediğim gibi akşam fazlasıyla bilezik parasını aileye teslim ettim. Bizi ilgilendirmez, şikayet var. Görevimizi yapmak zorundayız, burada kalıyormuş. Cevat asla böyle bir şey yapmaz. Bir yanlışlık var bu işte. Bu görevimiz hanımefendi, şikayet var. Tamam memur bey. Bu durum ortaya çıktığında çok üzüldü. Gitmiş bankadaki biriktirdiği tüm parasını çekmiş. Masamın üzerine bırakmış. Böyledir işte benim elemanım. Elemanım değil, evladım o benim. Bin senelik makine, külçe gibi maşallah. Biraz da öbür taraftan da iterim. Aa, bu da ne? Ne arıyor burada acaba? Çocuğu biz öyle ya da böyle buluruz. Ama gelsin kendi ifadesini versin. Onun için daha hayırlı olur. Tamam, tamam. Cevat yapmaz. Yapmadı biliyorum ben. Gururludur, çok alıngandır. Bütün parasını bırakıp gitmiş. Ne olur ona bir şey yapmayın. Ne olur. Lütfen. Hacer Hanım. Hacer Hanım. Ne oldu, ne oldu? Bilezik. Nereden buldun bunu? Makinenin altından. Ay, ay, ay. Gördün mü başımıza geleni Fatma? Ay, görüyor musun Fatma Hanım? Görüyor musun başımıza gelenleri? Ay, ay, bir bardak su getir ver bana çabuk. Ah. Sen görüyor musun ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Ay, getir, getir. Yıkadın mı ellerini? Yıkamaz mıyım Hacer Hanım? Ver şu telefonu, ver. Ver, 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 ver. Bir günde bir kere de açsan şu telefonu Ali. Alo. Ali. Bana çok kızacaksın Ali.
Bulundu mu bilezik? Ben polise bildirdim ama şimdi bileziği Fatma buldu banyoda. Nahat yemeğe gitmişse makinenin arkasına. Söylüyorum, dinlemiyorsun ki. İyi, ne yapalım? Götür bari doktora. Kimseyi üzmek istemiyorum daha fazla. Ben sana demedim mi? Bir kere de benim sözüm dinlensin şu evde. Çabuk Hilmi Usta'yı haberdar et. Dur bir dakika Aram, sen sakin. Hilmi Usta'yı ben ararım. Yarın doktora gidiyoruz, alacağım randevuyu. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ay, al elimden şu telefonu, al. Ay fenayım ben, çok fenayım. Ay azıcık bir limon damlat getir bana, çabuk çabuk. Ay çok fenayım. Takayım bari, kaybolmasın. Ay nerede kaldı limonlu su? Geldim Hacer Hanım, çabuk geldim. Fatma çabuk. Ay ne yaptım ben, ne yaptım ben? Anladınız değil mi Hilmi Bey? Sizin de bize yardımcı olmanız lazım. Anladım memur bey. Oldu, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Efendim Ali Usta. Bilezik bulundu Hilmi Bey. Bulundu mu? Kızım bilezik bulunmuş. Koş polisleri çağır. Çabuk memur çabuk. Bey, durun kusura gitmeyin. Bakmayın. Tamam Ali Usta. Ay basmışsın limonu, limonata gibi olmuş. Hacer Hanım içsen iyi gelir. Elini yıkamıştın değil mi Fatma? Yıkadım yıkadım Hacer Hanım. Ay ben bunu sormuştum değil mi sana? Ben de kafa mı kaldı ya? Ay iyi mi geldi ne? Sen bana bir kahve yap da sakinleşirim şimdi. Kendine de yap. Ay Fatma ben hiç iyi değilim. Sabah bakkala kahvaltılık almaya gitmiştim. Suçsuz yere ufacık bir çocuğu hırsız diye suçladım. Ay bir baktım cüzdan yok yanımda. Çocuk çaldı sandım. Meğersem cebime koymuşum. Ay şimdi bu Cevat'a da yazık. Ama elimde değil Fatma. Kim bilir seni de ne çok kırıyorumdur. Farkında bile değilim. Sonra anlayınca çok üzülüyorum. Yok yok. Bu böyle olmuyor. Ali haklı. Benim doktora gitmem lazım. Kahvenizi getireyim mi? Tamam getir getir. İki tane yap ha. Beraber içeceğiz. Oh. Ay uf. Allah'ım sen yardım et ya. Ne yaptım ben? Bileziği kaybolan hanımın eşi aradı. Temizlikçi kadın evi temizlerken bulmuş bileziği. Memur bey, bir şey yapmayın Cevat'a. Demedi mi size o yapmaz diye? Ne olur tutuklamayın onu. Bilgi gelir bize, siz rahat olun. Biz şimdi merkeze gidiyoruz. Ali bey şimdi karakolu arayacağını söyledi. Şikayetini geri alacakmış. Çocuğu bulun, korkacak bir şey yok. Gelsin ifadesini versin sadece. Hadi iyi günler. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. Allah'ım sana şükürler olsun. Hilmi baba, Cevat'ın nerede olduğunu biliyorum sanırım. Kafasını dinlemek, sıkıntılarını atmak için sürekli gideceği bir yer var. Bir kere de beni götürmüştü. Oraya gidelim, kesin oradadır. Kızım neden şimdiye kadar söylemedin? Ayağımın başımda mı benim Hilmi baba? Hadi gidelim kızım. Hadi. Aklına kötü şeyler getirme, o dirayetli çocuktu. Biraz morali bozuldu o kadar. Buradan sola dönelim. Kendisine inanmadığımı görünce hemen çıktı gitti. Çok gurur. Hilmi baba gel. Biraz ileride. Kızım sakin ol, düşeceksin. Dikkat et. Hilmi baba, Hilmi baba burada. Cevat kalk. Bilezik bulundu Cevat. Cevat, Cevat oğlum. Kalk Cevat, ne olur kalk. Bilezik bulundu, kalk. Hilmi baba uyanmıyor. Cevat ne olur kalk. Cevat ne olur kalk. Cevat ölmüş galiba. Korkma kızım, korkma. Cevat yaşıyor.
Hastaneye götürmemiz lazım. Çok kötü üşümüş. Neden beni aramadın Cevat? Ben sana inanmam mı? Cevat! Hadi daha çabuk. Hastaneye götürmemiz lazım. Daha hızlı Emin Baba, daha hızlı. Tamam kızım, tamam. Zeyleyhi türcehu. Sadakallahülazim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen günahlarımı affet ya Rabbim. Çok büyük günah işledim ben. Masum bir çocuğa iftira attım. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Eğer ona bir şey olursa ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Allah'ım Cevat'ın iyi haberlerini duyur bana. Amin. Allah kabul eylesin onu. Amin. Üzme o kadar kendini. Her şey yoluna girecek. Bunu da atlatacağız, Allah büyük. Ben bir Hilmi Usta'yı arayayım. Şuradaydı telefonum. Nereye gitti? Ah, dibime koymuşum. Kafa mı kaldı adam? Alo? Hilmi Usta'm, ben Ali. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Cevat'tan bir haber var mı diye soracaktım. Usta çok mahcubuz size karşı. Ne? Hastaneye mi götürdünüz? Nasıl yani? Evet, sahilde kayalıklarda sabaha kadar oturmuş. Sonra da öylece uyuyup kalmış. Çok kötü üşütmüş. Biz gelebilir miyiz ziyaret? Evet, tabii gelebilirsiniz. Bir süre yatacakmış gibi görünüyor, evet. Tamam, tamam, geliyoruz. Üzülme kızım, üzülme. Ne olursun üzülme. Tamam. Ne olmuş? Hastanedeymiş çocuk. Ay, 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 ay. Benim yüzümden, benim yüzümden çocuğa ne oldu? Ah yazık. İyisin değil mi hayatım? İyiyim, iyiyim. Affedersiniz, girebilir miyiz? Merhaba. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok özür dilerim. Çok geçmiş olsun Cevat yavrum. Biz çok mahcubuz. Hakkını nasıl ödeyeceğiz? Gelirken hep bunu düşündük. Cevat oğlum, beni affetmeni istiyorum. Hilmi Usta, beni affedin, ne olur. Hı hı. Büyük bir hata yaptım ben. Allah onu bize bağışladı ya. Biz çok düşündük. Şimdi söyleyeceklerimizi kabul etmezseniz kendimizi asla affetmeyeceğiz. Cevat oğlum, Hilmi Usta. Yıllardır yüz yüze bakıyoruz. Biz büyük bir hata yaptık. Hem de çok büyük bir hata. Genç bir delikanlının hayatını karartıyorduk neredeyse. Bu para yanlış anlamayla getirilen para. Önce onu vermek istiyorum. Cevat'ın parası. Şimdi söyleyeceklerim kabul görürse biz kendimizi affedilmiş hissedeceğiz. Şimdi söyleyeceklerim kabul görürse biz kendimizi affedilmiş hissedeceğiz. 15 güne kadar kiracımız çıkıyor. Cevat ve Ayşe evlendikten sonra bizim evde otursunlar istiyoruz. Tabii ki kira ödemeyecekler. Daha bitmedi. Hayat şartları zor. Karar verdim. Siz de uygun görürseniz düğün masraflarınızı biz karşılamak istiyoruz. Sağ olun ama bunlar benim için çok büyük şeyler. Kabul edemem. Hemen karar verme. Daha fazlasını hak ediyorsun sen. Ne yapsak az sana. Ali Usta, inceliğiniz için çok teşekkür ederim. Yıllardır Cevat'ı yanımda oğlum gibi yetiştirdim. Buna rağmen onun dürüstlüğünden ben bile şüphe duydum.
Kendimi affetmiyorum. Dolayısıyla onun düğününü benden başkasının yapmasına gönlüm razı olmaz. Sen de beni affet kızım. Çok kötü şeyler yaptım. Çok üzdüm ikinizi de. Bu da benim düğün hediyem size. Kabul et, ne olur kızım.